Kuşkonmazların alt kısmını, şu zaten rengi de hafif böyle alıcalı bulacalı kısma dönmüş kısmı kullanmıyoruz. Çünkü içi kütük gibi, yani tahta gibi, onu yemek istemiyoruz. O kısımları atacağız. Ama atarken de hepsinin aynı boyda olmasını istiyorum. Onun için tepelerinden bir hizaya getiriyorum. Daha sonra yaklaşık %20-30 kısmını atıyorum. Bana kalırsa en doğru yöntem yarısını kestikten sonra şu dikenli kısımları atmak. Çünkü acımtırak kısımlar şu dikenli kısımlar. Bunları temizliyoruz. Üstünde kalmayacak şekilde. Ta ki tepeden çıkan tazelere gelinceye kadar. Yani tepede bir miktar bırakıyoruz ve alttakileri, dikenlerin hepsini alıyoruz. Şimdi bunları ızgarada pişireceğiz. Izgaram hazır. Zeytinyağlamam lazım. Şöyle bir tabağıma alayım. İçine tuz, karabiber koyalım. Zeytinyağlıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Her tarafı zeytinyağı ve tuza dokunsun. Ve şimdilik bunları kenara alalım. Kerevizlerden başlayalım. Kerevizleri alıp soyuyoruz. Her iki tarafını atıyoruz. Biraz da derinden almak lazım. Çünkü kabuğun hemen altındaki kısım oldukça böyle kart ve kuru bir yer. Onu kullanmak istemiyoruz. Şimdi işin püf noktası burada geliyor. Pirinç yerine kereviz kullanıyoruz. İnce ince keselim. Daha sonra bunları alıp küçük burnaz dediğimiz küçük minik küpler şeklinde doğruyoruz. Kerevizlerimiz hazır. Ben ön hazırlığımı yapayım. Yani şimdi burada ricottom hazır, tereyağlarım hazır. Parmesan peynirini de rendeleyeyim ki bir daha koşturmak olmasın. Şimdi başlayalım. İki tane tavam var, bir tane de ızgaram var. Izgara kuşkonmazlar için. Kuşkonmazlarım hazır. Burada risottomu yapacağım, kereviz risottosunu yapacağım. Küçük tavada da en son bitirirken balzamik sirkesi kullanmak istiyorum o ekşiliği vermek için. Balzamik sirkemi birazcık bir parça çektirmek istiyorum. Onun için de pişirmem lazım. Şimdi balzamik sirkemiz oldukça akışkan. Şöyle koyalım. Birinci amacım kıvam vermekken ikincisi de o içindeki öz şekeri çıkarmak. Altını açalım. Dikkat edin, çabuk yanacaktır balzamik sirkesi. Devamlı gözünüzün bir tarafı o balzamik sirkesinde olsun. Biz kereviz risottosuna başlayalım. Zeytinyağına ihtiyacımız var. Balzamik sirkesinden kaynamaya başladı, sesimiz geliyor. Onun altını hafifçe kısıyorum, yavaş yavaş çektiriyor. Gözümün bir tarafı her zaman üzerinde olacak. Şimdi yağımızı koyduk. Kerevizlerimizi içine atıyoruz. Tavaya ne atarsak atalım, içine birazcık tuz, birazcık karabiber mutlaka koyuyoruz. Birazcık altını kısıyorum, yakmak istemiyorum. Birazcık krema, birazcık da lor peynirini ekliyorum önce. Sadece şöyle ıslatacak kadar koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar koydum diyebilirsiniz. Birazcık da lor peyniri ya da ricotta koyuyorum. Balzamik sirkem çok köpürmeye başladı. Bu onun birazcık da olduğunun işareti. Bundan sonra yanacaktır. Kıvamına da geldi. Tam o şekeri çıktı. Onun altını kapatıyorum. Şimdi sıra geldi parmesan ve tereyağını koymaya. Tıpkı risottodaki gibi parmesan ve tereyağı eklediğimiz zaman altını kapatmamız lazım. Isı anında asla ve asla, pişme anında tereyağı ve parmesanı koymamamız lazım. Parmesanımı koydum. Bir parça da şöyle tereyağı atayım. Altı kapalıyken şöyle birleştirelim. Kuşkonmazlarımızı koyalım. Parmesan ve tereyağı tamamen eridiği zaman bağlamış olacağız. Şimdi şöyle hafif hafif çevirelim.
Kuşkonmazlarımızın olduğunu ne zaman anlıyoruz? Bir tanesini alalım elimize. Biraz sıcak. Eğer bükebiliyorsak, kıtırdamadan bükebiliyorsak, esneklik verdiysek hemen hemen olmak üzere. Risottomuzu en son bir kere daha karıştırıyoruz. Tereyağı, o peynirlerin iç içe geçmesini istiyorum. Şöyle ortaya koyalım. Tabağımıza koyduğumuzda şöyle altına vuruyoruz. İyi bir risotto, bağlanmış bir risotto. Hafif böyle tabağı 90 derece tuttuğunuzda ve vurduğunuzda akan ama tabağınızdan asla çıkmayan risottodur. Kuşkonmazlarımızı üzerine yerleştirelim. Bir iki tanesini de küçük küçük doğrayacağım. Süs olarak kullanacağım tabağın kenarında. Balzamik sosu ateşin üstünde durduğu için şu an katılaşmış. Birazcık bir miktar üstüne su koyuyoruz açmak için. Şöyle karıştırıyorum tekrar. Sıvı hale getirmek için. İyice karıştırdıktan sonra koyuyorum. Biraz da çiçeklerle süsleyeyim. Özellikle de fesleğenle, kuru fesleğenle. Muhteşem bir tabak oldu. Hepinize afiyet olsun.